Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bursa'da Bozcaada turumuzun hazırlıklarını yapıyoruz. Kısmet olursa bu akşam gece 2 sularında Bozcaada'ya doğru yola çıkacağız. Tur programımız şu şekilde gerçekleşecek. Gece saat 2 gibi marşa basıyoruz. Daha sonrasında sabah saat 6-6.30 sıralarında Çanakkale'de güzel bir kahvaltı molası veriyoruz. Kahvaltı molasından sonra hemen Turvat'ın önünde güzel bir fotoğraf molası vereceğiz. Ve daha sonra nereye gidiyoruz? Ata Demirer'in filmini çevirdiği, Eyvah Eyvah'ın çevrildiği Geyikli'ye gidiyoruz. Geyikli'de küçük bir çay molası vereceğiz ve misafirlerimiz Geyikli'yi gezecekler. Daha sonrasında hep birlikte ne yapıyoruz? Bozcaada'ya geçiyoruz. Bozcaada'da müthiş bir Bozcaada turu, sokakları geziyoruz. Rum Mahallesi, Müslüman Mahallesi, Salhane olmak üzere ve en önemlisi Bozcaada'nın olmazsa olmazı Ayazma Plajı'na gidiyoruz. Günümüzü burada en efektif şekilde geçirdikten sonra akşam yolculuğumuzu tekrar Bursa'ya dönüş istikametine geçerek tamamlıyoruz. Merhabalar. Bugün neredeyiz? Çanakkale'nin güzel ilçesi Geyikli'deyiz. Ata Demirer'in ünlü filmi Eyvah Eyvah için çekildiği Geyikli'deyiz. Geyikli'de kiminle beraberiz? Tur rehberimiz Aykut abimizle birlikteyiz. Aykut abi merhabalar. İyi günler. Hoş geldiniz. Abi bu Geyikli'nin özelliği nedir? Bir anlat bakalım, bu Geyikli'de ne var? Gelenler burada ne bulurlar? Ne yerler, ne içerler, nereye giderler, ne yapmalılar? Şöyle bir kısa bir bilgi verirsen. Geyikli tarihi itibariyle Çetli boyunu korumuştur. Ve günümüzde ise Ezine ilçesine bağlı bir belde. Geçimi tamamen tarımdır, tamamen. Ve özellikle bu konuda da burada çalışan sektör zeytinciliktir. Ata Demirer özellikle adaya olan aşkından dolayı, Bozcaada'ya olan aşkından dolayı bu şirin beldeyi seçmiştir. Onun da sebebi büyük bir ihtimalle insanların çok sıcak kanlı olmasından, yardımsever olmasından ve onun yanı sıra da yaşanılabilir bir yer olmasından dolayıdır. Çünkü hemen buraya yakın sahiller gerçekten çok güzel. Örneğin bir Yeniköy sahili vardır. Çanakkale ilinde denize girmek için tercih edilen yerlerden bir tanesi olup Bozcaada'da tabii ki hemen karşında yer alan Bozcaada'da hepimiz bildiği gibi az değildir. Ve bu bile nasip olursa birazdan biz de feribota binip bir adaya doğru geçeceğiz. Evet. Sevgili dostlar, Geyikli'den bindiğimiz feribot ile şu
Şu an Bozcaada'ya doğru hareket ediyoruz ve ada gördüğünüz üzere karemize, ekranımıza girdi. Yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde Bozcaada'ya doğru olacağız. 20 dakikalık bir yolculuk sonrasında Bozcaada Geyikli seferini tamamlamış olursunuz. Feribot bilet fiyatlarına gelince 11 TL kişi başı gidiş geliş olmak üzere bilet fiyatı ödüyorsunuz. Küçük araçlarla geçme şansınız var. Yoğunluğun olduğu dönemlerde 18 koltuk ve üzeri minibüsleri de adaya almıyorlar. Ancak 18 koltuklu altı ve küçük binek araçlarla adaya hareket edebiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. Şu an Bozcaada'ya yanaşmak üzereyiz. Muhteşem manzarasıyla Bozcaada ve Bozcaada Limanı tam karşımızda. Bozcaada Kalesi tam karşımızda ve gemimiz yavaş yavaş limana yanaşmakta. Evet sevgili başkanım, Bozcaada'ya geldik. Rehberimizin eşliğinde sokaklarında yaklaşık bir saatlik bir tur attık. Ve şu anda Bozcaada'nın ünlü kahve dükkanı. Neredeyiz? Madamın kahvesi dükkanındayız. Evet, Bozcaada'da. Kahveleri içtik, yudumladık. Biz içmedik ama. Evet, sen içmedin ama biz içtik. Emineciğim merhaba, seni de alalım karaya. Akıncığım merhabalar. Bro. Evet. Akın'ın taliplerine duyurulur. Çanakkale'de bekar kardeşimiz. Evet, videoyu yayınlayacağız inşallah. Gelen kısmetleri yönlendiririz kardeşime. Evet başkanım, nasıl buldunuz Bozcaada'yı? Süper. Geçen sefer geldik öyle ama böyle adı su kaçtık dolaşmadık. Hmm. Yağmura yakalandık. Bir gece kaldık, zor dolduk kendisi. Tamam. Çok güzel. Güzel. Kalite nasıl? Kalite? Kalite nasıl? Kalite müthiş. Kalite. Abla, madamın kahvesi güzel mi? Övgü... Ben evet sevgili dostlar, geldik, yerinde gördük. Çay da içeriz abi ya, sıkıntı yok. Şimdi biraz sonra Ayazma plajına doğru hareket edeceğiz. Sabah geldik, gece geldik, orada içtim. Hiç içmedik biz. Hiçbir bardak içmedik. Ben çay sevmiyorum. Yo, iki bardak geldi orada. Geldi de ben içmedim. Evet, sevgili dostlar, kahvelerden sonra Ayazma plajına yolculuk. Başladı. Şöyle bir 10 dakikalık deniz sefası eminim. Çok iyi gelecek. İyi gelecek, yorgunluğu atacak.
son sürat devam ediyoruz. Neredeyiz? Bozcaada'nın en güzel köşelerinden Salhane'deyiz. Muhteşem bir manzara bizleri beklemekte. Hemen arkamızda Bozcaada Kalesi'ni görüyorsunuz. Ve gerçekten doyumsuz bir manzara. Ayazma plajındayız. Ayazma plajının en büyük özelliklerinden bir tanesi demir gibi, buz gibi bir suyun olması. Evet, ondan kaynayan bir kaynak olduğundan dolayı Ayazma plajının suyu yazın her döneminde çok soğuk. Bunun en büyük faydalarından bir tanesi şu, suya girdiğinizde 10 dakikalık yüzmenin sonucunda gerçekten vücudunuz yenilenmiş olarak sudan çıkıyorsunuz. Muhteşem, gerçekten muhteşem. Ayazma plajını sizler için sunuyoruz. Sevgili dostlar, Ayazma plajına geldiğinizde şezlongları kiralayabiliyorsunuz. Hemen arkamızda gördüğünüz tatlı tezgahla dövme yaptırabiliyorsunuz. Yukarıda kafeteryalar var. Kafeteryalarda karnınızı doyurabilirsiniz. Alkollü, alkolsüz içecekler ve plajlar mevcut. Plajınıza geliyorsunuz. Ada merkezinden, Bozcaada merkezinden yaklaşık 15-20 dakikada bir buraya ring olarak dolmuşlar geliyor. Dolmuşların bedeli de 6 TL. 6 TL karşılığında Ayazma plajına kadar dolmuşlar sizlere bırakıyor. Plaja gelmenizi tavsiye ediyoruz. Gerçekten su pırıl pırıl. Çok güzel. Tek tek bunları sayıyorsunuz. Balıkları görüyorsunuz. Sadece ve sadece hafif soğukluğu var. O soğukluk da vücudunuza gerçekten sağlık kazandırıyor. Sizleri Ayazma plajına bekliyoruz. Ne diyelim? Bozcaada'da bugün oldukça yorucu bir gün geçirdik. Biraz da böyle üstümüze yorgunluk var. Neredeyiz şu an? Bozcaada'nın tam merkezinde çok güzel bir çay ocağı var. Çay bahçesi daha doğrusu. Burada çayımızı içiyoruz. Bugün neler yaptık arkadaşlar? Bozcaada'nın bir Müslüman mahallesi, bir de Rum mahallesi var. Rum mahallesini gezdik, Müslüman mahallesini gezdik. Daha sonra kalenin hem bu tarafını hem diğer tarafını gezerek çok güzel fotoğraflar çektik. Ayazma plajına gittik. Ayazma plajında oldukça keyifli anlar geçirdik. Şarap tadımı yaptık. Adanın esnafı aynı zamanda adanın halkı gerçekten çok misafirperver. Nereye gittiysek bizi sevgiyle ve ilgiyle karşıladılar. Çok değişik adada yaşayan insanlarla farklı diyaloglara girdik. Ne gibi mesela, örnek vereyim. Reçel üreten bir ablamıza tanıştık. Ne reçeliydi? Domates reçeliydi. Tadımını yaptık. Gerçekten çok leziz bir domates reçeliydi. Bunun haricinde şöyle gördünüz. Adada imalatı olan adaya münhasır şaraplar var. Bunlar da gerçekten kaliteli şaraplar ve çok ekonomik arkadaşlar. Yaklaşık 45 TL gibi bir sembolik bir rakama bu şarabı satın aldık. Adaya gelenlerin mutlaka ve mutlaka özellikle şaraba ilgi duyan arkadaşlara sesleniyorum. Bu şarabı almalarını tavsiye ediyorum. Gördüğüm kadarıyla adada şarapla ilgili 3 tane imalatçı var. Bu imalatçıların markaları birbirinden farklı farklı. Aynı zamanda köylü pazarları var. Köylü pazarlarında köylülere münhasır ürünler satılıyor. Mesela
kekik, çeşitli yöresel otlar, bal, gene değişik versiyon reçeller. Adada bulabileceğiniz yiyecek, buraya özgü yiyecekler arasında. Ücretsiz olarak kaleye çıkabilirsiniz, kaleyi gezebilirsiniz. Kalede de gerçekten büyüleyici bir manzara var. Ada merkezinden de Ayazma plajına gitmek isterseniz yaklaşık 6 TL gibi sembolik bir rakama Ayazma plajına da gidebiliyorsunuz. Plaja gittiğiniz zaman şezlong kiralayabiliyorsunuz, duş vesaire, bu tarz imkanlar da yiyecek içecek tedariki ve temini yapabileceğiniz kafeteryalar da plajda mevcut. Gerçekten bugün güzel ve keyifli bir gün geçirdik. Biraz yorulduk ve şu an konuşurken de biraz zor konuşuyorum. O yüzden hakkınızı da helal edin. Pestelimiz çıktı deyim yerindeyse. Çünkü Bursa'dan 350 kilometrelik bir yolculuk sonrasında hiç uyumadan buraya geldik. Ve hiç uyumadan bayağı yol yürüdük. Denize girdik, biraz bizi açtı ama ondan sonra da böyle güneşi de yiyince biraz böyle kulak memesi kıvamına geldik arkadaşlar. Ada çok güzel. Türkiye'nin en güzel köşelerinden bir tanesi. Adeta bir cennet. Ve herkese sesleniyorum. Mutlaka Bozcaada'ya gelin. Yerinde görün. Ne diyeyim yani? Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Herkese kucak dolusu sevgiler.